Peki dünyada böyle bir devlet yönetimi yok. Dünyada böyle bir şirket yönetimi yok. Dünyada böyle bir organizasyon şeması yok. Bunun normal bir devlet yönetimini gösterir misiniz? Bu hastalıklı bir yapıdır. Bu tek adam dayatmasıdır. Bu paralel devlet kurmaktır. Bu ortak akılla Türkiye'yi yönetmek değil, tek akılla Türkiye'yi yöneteceğim demektir. Ne yaptığını size bir şey söyleyeyim mi? Emin olun ne yaptığını bilmiyor. Bakın ne diyor? Kampüs değil diyor, külliye diyor. Niye diyor öyle diyor? Batı sözcüklerini kullanıyorsunuz. Kampüs yok diyor, külliye diyor. Burada yazmış. Finans ofisi. Kampüse külliye diyen adam, buraya da finans ofisi yapmış. Şimdi, yanındakilerini değiştirdi. Olmadı. Bakanlarını değiştirdi. Olmadı. Çankaya Köşkü'nü değiştirdi. Olmadı. Devletin yapısını değiştiriyor. Olmayacak. Erdoğan bu zahmete gerek yok. Sen değiştirme. Her şey değişecek. Kafaya bakın kafaya. Yangın çıkmış. Türkiye'de yangın var. O itfaiye teşkilatını değiştireceğim. Ya itfaiye teşkilatını sonra değiştirsen önce yangını söndürelim, yangını. Buradan 81 milyona söz veriyorum. Ankara'daki özellikle kamu görevlileri hiçbir şekilde tedirgin olmayın. Sakın ha tedirgin olmayın. Niye tedirgin oluyorsunuz? Seçimi ben kazanacağım, devlet de tıkır tıkır işleyecek, merak etmeyin. Layıkıyla o göreve gelenler, ehliyet sahipleri, liyakat sahipleri, hiç fark etmez. Başınız açıkmış, kapalıymış, sağcıymışsınız, solcuymuşsunuz, ben bu işlerle ilgilenmiyorum. İlgilendiğim bir tek şey var. Siz o işi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Ama şu andaki ben seçildiğimde şu andaki mevcut yönetime ilavelerim olacak. İlavelerim. Örneğin girişimciliği ilave edeceğim, girişimciliği. Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım. Yine esnafı ilave edeceğim. Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım. Baştan daha bunları söylüyorum. Şimdi son günlerin bir modası var. Erdoğan'la benim aramda bir köprü polemiği var. Köprü. Şimdi bunu bir anlatayım mı size? Arka tarafta duyuyor mu? En arka taraf duyuyor mu? Burası duyuyor mu? Siz duyuyor musunuz? Evet. Ben dedim ki Demirel'in yaptığı birinci köprüden 11 liraya geçiyoruz. Gidiş geliş 11 lira. Erdoğan'ınkinden 114 gidiş, 114 geliş, 228 lira. Demirel'in yaptığı köprü bayramlarda Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bedava, Erdoğan'ınki parayla. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor. Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Dün bana diyor ki gerçekten zor oldu ya. Kimyası bozuldu. Bana diyor ki
paran varsa geç diyor. Ne konuşuyorsun? Erdoğan, ben milletvekiliyim. Benim param var, ben geçerim de. Kamyoncu nasıl geçecek? Kamyoncu! Ben derdim kamyoncu, o nasıl geçecek? Yani diyor ki, parası olan geçsin diyor. Yakında şunu derse şaşırmayın. Parası olan hastalansın. Hatta parası olan yaşasın derse de şaşırmayın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım. Ne diyor? Millet bahçesi yapıyormuş, millet bahçesi. Mübarek, sen Türkiye'nin, bırak Türkiye'yi, dünyanın en büyük millet bahçelerinden birisi olan Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın. Ne millet bahçesi? Kürsüde. Aynen şöyle konuşuyorum 16 sene önce.
başlıyor. Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak. Ve bütün millet de alkışladı Erdoğan'a. Allah Allah dedik ya, ne yapıyor? Gitti kendisi Keçiören'de, subay evlerinde bir apartman dairesinde oturdu. Milletvekillerinin de lojmanlarını kapattı. Vallahi iyi dedik, güzel. Aa, sonra bir baktık. Çankaya Köşkü'nü de beğenmedi. 1150 odalık saray yaptırdı kendine. O da yetmedi. O da yetmedi. İstanbul'da 5 saray. O da yetmedi. Marmaris'te 300 odalı yazdık saray. Saray perest, saray perest. Bakın, Ankara'dan açıklıyorum. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğunda Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Bu artık halkın adamı değil. Bu artık kibirli birisi. İnsanlara tepeden bakan birisi. Beraber yola çıktıklarından yanında hiç kimse yok. Kardeşim dediklerinden yanında kimse yok. Rizeliyim diyor, Rize çayını beğenmiyor. Bizim gibi siyah çay içmiyor. Kilosu 4500 lira olan beyaz çay içiyor. Erdoğan değil artık o. Yorgun Erdoğan. Heyecansız Erdoğan. İnsanlara tepeden bakan bir Erdoğan. Her şeyi bilen bir Erdoğan. Bakın, size de anlatmam lazım. Belki duymamışsınızdır. İstanbul'da bir arkadaş dedi ki, Muharrem Bey dedi, oyunu sana vereceğim dedi. Niye dedim? Ya dedi, senin mitingde birisi bayıldı dedi. Sen dedin ki dedi, doktor arkadaşlar müdahale edin demişim. Öyle demem gerekiyor. Erdoğan mitinginde birisi bayılmış, bakmış kafasına su dökülmüş. Onu da biliyor ya. Onu da biliyor. Uydurdukları bir yalan var. Trafik lambasının yanında bir doktor arkadaş. Bakın çok sıkışıksınız. Biraz kendinizi koruyun. Herkes bir yarım adım geri gitsin şöyle arkadaşlar. Herkes bir yarım adım. Hadi. Bugünlerde uydurdukları bir yalan var. Bazı yardımları kaldıracakmışım. Bakın söylüyorum. Bir doğum yardımı, İki gebelik yardımı, üç dul maaşı, dört muhtaç asker yardımı, beş şartlı eğitim yardımı, altı öğrenci yardımı, yedi kaymakamlık bursu, sekiz yoksullara kira yardımı, dokuz engelli bakımı yardımı, on fakir muhtaç yardımı. Sizin huzurunuzda 81 milyonun huzurunda söz veriyorum. Bu yardımlara asla dokunulmayacak ve 24'ünde Cumhurbaşkanı olduğunda Temmuz'un sonuna kadar bu yardımların hepsine 100'er lira zam yapılacak. Söz. Seçildiğimden bir hafta içinde başlayacağımız ve 100. günde tamamlayacaklarımızı size söylüyorum. Bir, olağanüstü hali 48 saat içinde kaldıracağız. Söz. İki, Merkez Bankası 100 gün içinde
bağımsız hale gelir. 3. Terörle mücadele PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi örgütlerle